Ve 2024 46 günde TET Türkçe kampına başlıyoruz gençler. İlk konumuz ses bilgisi olacak. İki videoda iki günde ses bilgisini bitireceğiz konu olarak ve daha sonrasında bir videoda soru çözeceğiz. Birlikte hem soru çözüm tekniklerini öğreneceğiz hem de bilgilerimizi pekiştireceğiz. Peki bu kamp nasıl ilerleyecek? İki kitap kullanacağız gençler. Birinci kitabımız video ders notlarımızdan oluşuyor. İki gün örneğin ses bilgisini ben buradan sizlere konu olarak aktaracağım. Ve üçüncü günde şu anda ekranlarda gördüğünüz soru bankasından soru çözümleri yapacağız gençler. Hatta bu ses bilgisinin ödevlendirmesini de yapayım. Bu kitapta yer alan ses bilgisinin birinci testini yani 16 tane soruyu üçüncü günde sizlerle birlikte çözeceğiz. Bu iki video seyrettikten sonra siz evde bu soruları çözüp üçüncü gün bir de benim gözümden bu soruları çözeceksiniz ama sadece cevapları sizlere söylemeyeceğim. Her şıkka, her ayrıntıya değineceğiz ve bilgilerimizi pekiştireceğiz. Öyleyse tekrar söylüyorum. 46 günde TET Türkçe kampıyla TET Türkçe'yi bitirmek istiyorsan hadi gel ses bilgisiyle başladık. Ve video ders kitabımızın içeriği şu anda karşınızda. İlk konumuz ses bilgisi demiştik. Ses bilgisini 2 günde yani 2 ayrı parçada sizlere aktaracağım. İlk parçada ünlü harflerle meydana gelen ses olaylarını aktaracağım. İkinci bölümde ise ünsüz harflerle ilgili ses olaylarını sizlere aktaracağım. Burada ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması, ünlü değişimi, büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumundan bahsedeceğim. Ama öncesinde şuraya bir cümle yazmak istiyorum. Devrim azıcık benziyor bana. Bu cümleyi neden yazdım? Videonun sonuna bir kez daha buraya döneceğiz gençler. Şimdi öncelikle bazı seslerin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gençler sesli harfleri zaten biliyorsunuz. Ünsüz harfleri zaten biliyorsunuz. Buraya kadar öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ünlü harfler de kendi içlerinde çeşitli başlıklarda sınıflandırılır. Mesela kalın ses dediğimiz a, ı, o, u var. Neden kalın diyoruz? Çünkü a diyorum bak kalın çıkıyor. Bir de ince sesler var. E, i, ö, ü. Çünkü çıkarken ince bir şekilde çıkıyor. Bir de düz var. Mesela dudağıma dikkat edin. A, e, ı, I, i. Dudaklarım düz bir şekilde olduğu için bu seslere düz ünlüler diyoruz. Ama o, ö, u, ü dediğim zaman dudaklarım yuvarlak oluyor. Bunlara da yuvarlak ünlüler diyoruz. Bir de geniş ünlüler var. A, e, o, ö. Bir de dar ünlüler var. I, i, u, ü. Bunlar temel ses bilgisi konularından bunları Biliyoruzdur diye düşünüyorum. Şimdi ünlü düşmesine gelelim gençler. Biliyorsunuz bu sene ÖSYM TYT Türkçe'de ünlü düşmesine sordu. En azından şıklarda ve örneklerde ünlü düşmesi vardı. Ünlü düşmesi nedir? İkinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecede bulunan ünlü ses düşmektedir. Dar ünlü dediğimiz nedir gençler? I, i, u, ü'dür. O yüzden bunlar önemli. O yüzden bunları başta vurguladım. Şimdi örneklerimize bakalım. Mesela omuz sözcüğü. Omuz sözcüğü ek aldığı zaman omuzu olmaz. Omuzu olur. Ne olur? Şuradaki u'nun düştüğünü görüyoruz. Yine akıl sözcüğünde bakın ek geldiği zaman aklı oluyor. Yine bir ünlü düşmesi var. Burun burnu olur. Bak şu örneğe dikkat et. Çevre sözcüğü genellikle öğrencilerin karşısına çıktığı zaman buradaki ünlü düşmesini göremiyor öğrenciler ama çevre sözcüğü çevirmekten gelir. Çevir çevre olmuş. Yani şuradaki i'nin düştüğünü görüyoruz. Aynı şekilde devir devrim olmuş. Bak yine buradaki i'nin düştüğünü görmekteyiz. Kıvırmaktan kıvırım olmuş. Yine bak buradaki ı düşmüş. Burada da bir ünlü düşmesi söz konusu. Bunlar çok güzel örnekler. Unutmayalım. Bitti mi? Hayır. Bir de yapım eki alan kimi eylemlerin son ecesindeki ünlü harfler düşebilir. Ne demek istiyorum? Hemen örneklere bakalım. Mesela bak yumurta sözcüğüne ben laikini getirdiğim zaman yumurtalamak demiyoruz. Yumurtlamak diyoruz. Bak dolayısıyla şuradaki a'nın düştüğünü görüyoruz. Biz buna Ünlü düşmesi diyoruz. Yine aynı şekilde koku sözcüğü bak laikin aldığı zaman kokula değil koklamak olur. Mesela koklamak örneğini öğrencilere versek belki birçoğu bunu gözden kaçırır. Burada unutmayacaksın kök kokudur. E, dolayısıyla onun düştüğünü görüyoruz. Yine çok güzel bir örnek yanına yıldız bırakalım. Beslemek. Bak beslemek besiden gelir. Besilemek demiyoruz. Beslemek diyoruz. Yani buradaki i'nin yine düştüğünü görmekteyiz. Yine aynı şekilde oyun sözcüğü mükemmel bir örnektir. Mesela oynamak sözcüğü yine birçoğunun görmekte zorlanacağı bir örnek. Oynamak sözcüğünde de şuradaki u'nun düşmesi söz konusu. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Yine uyku sözcüğü. Bak, uyumaktan gelir. Uyumaktan uyku olmuştur. Yani burada ku yapım eki vardır. Yani uyku gördüğün anda ne diyeceksin? Buradaki u düşmüş diyeceksin. Bunlar gerçekten mükemmel örnekler. Biraz daha büyütelim ve şu tarafa gelelim. Bitti mi? Hayır gençler ben şöyle çok hoşuma giden ince ayrıntılar içeren belki de birçok öğrencinin gözünden kaçıracağı ayrıntıları örnekleri şöyle bolca sıralamak eklemek istedim bu video ders kitabına. Mesela kavşak sözcü kavuşmaktan gelir bak kavuşmaktan kavşak olmuştur yani buradaki u yine düşmüştür. İleri sözcü testlerde sınavlarda karşımıza çıkıyor İlerlemek sözcüğü aslında ileriden gelir. Yani buradaki i de düşmüştür. Sızlamak sızıdan gelir. Bak unutma sızlamak karşına çıkarsa hemen diyeceksin ki burada ı sesi düşmüştür. Tekrar söylüyorum bunlar gerçekten mükemmel örnekler. Bitti mi? Hayır. Yine TDK'nin sitesinde örneklerine yer alan ki TDK'nin sitesinde yer alan örnekler tehlikeli gençler. Çünkü ÖSM genellikle TDK'nin notlarında olan sitesinde olan örnekleri sınavda karşımıza Çıkarıyor. Şimdi bakalım kahvaltı sözcüğü. Gençler, iki tane sözcük yan yana gelmiştir, birleşmiştir ve bu sırada orta hece düşmüştür. Dikkat et. Kahve altı olmuş? kahvaltı olmuş. Yani buradaki e düşmüştür. Biz buna orta hece düşmesi diyoruz ya da hece kaynaşması diyoruz. Aklımızda bulunsun. Mesela nasıl sözcüğü? Bunda da orta hece düşmüştür. Dikkat et. Ne derken buradaki e düşmüş. Burada, şurada, bak buralarda da şu u'nun düştüğünü unutmayacaksın. Bunlar da yine güzel örnek. Kaynana sözcüğünde şuradaki ın düşmüştür. Bak kayın ana kaynana olmuş. ın orta ecesi düşmüş yine. Sütlaç bak mükemmel bir örnek. Sütlaç sütlü aştan gelir. TDK'nin sitesinde de bu örnek aynen yer alıyor. Bunu da unutmayacaksın. Buradaki seslerin yine düştüğünü görmekteyiz. Bunlar çok güzel örneklerdir. Gördüğünüz gibi gençler sonunda dar ünlü bulunan bazı kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında ne oluyormuş? Ünlü düşmesine uğruyormuş. Bu kadar mı? Hayır. Bir de gençler şu şekilde birleşik fiillerin oluşturulması sırasında etmek, olmak, eylemek gibi yardımcı fiiller de eklendiği sözcükte bir ünlü düşmesine neden olabilir. Nasıl mı? Büyütüyorum. Hemen örneklere bakalım. Bak kayıp. Kayıp sözcüğüne olmak getirdiğimiz zaman ne olur? Kaybolmak deriz. Yani şuradaki ı'nın düştüğünü görüyoruz. Yine aynı şekilde şükretmek derken aslında şükürdür bunun orijinali. E, Ü yine düşmüş. Keşfetmek derken buradaki i düşer. Mesela seyretmek, dizi seyredelim diyorsun. Oradaki i yine ne oluyor? Düşmüş oluyor. Burada da yine bir ünlü düşmesi söz konusu. Bu da aklımızdan çıkmasın. Bitti mi? Hayır. Bak önemli bir bilgi daha. Ek fiilde de ünlü düşmesi söz konusudur. Mesela şöyle bir cümle kurdunuz. Onu çok seviyordu. Aslında onun orijinali şöyledir. Seviyor idi. Ama ne dedik? Seviyordu dedik. İyi ne oldu? iyi düştü ya da şöyle diyoruz çok sevdiğim bir kitaptı. Kitaptı derken aslında şöyle bunu açabiliriz. Kitap artı idi. Ne oldu? Buradaki i düştü. Bu da yine ünlü düşmesi olarak kabul edilir. Bu aklımızdan çıkmasın. Şöyle yanına yıldızı bıraktık ve geldik bir uyarıya gençler. Önemli bir uyarı var. Diyor ki ünlü düşmesi görülen sözcükler ikileme olarak kullanılırsa o zaman oradaki ünlü düşmesi meydana gelmez. Ne demek istiyoruz? Mesela ağız sözcüğüne sen ı ekini getirirsen evet düşer. Ağzı dersin. Ancak ağızdan ağıza şeklinde bir ikileme kullanırsan o zaman orada ünlü düşmesi meydana gelmiyor. Bu örneği sana testlerde verirler. Sen de dersin ki burada bir hata var. Burada ünlü düşmesi olması gerekiyor diye işaretlersin. Ve yanlış yaparsın. O yüzden bunu unutmayacaksın. Burada ünlü düşmesi meydana gelmiyor. Yine nesilden nesile derken, gönülden gönüle derken, omuzdan omuza derken burada ünlü düşmesi olmuyor. Ya da omuz omuza dersen yine ünlü düşmesi meydana gelmedi. Bunlar da son derece önemli. Aklımızdan çıkmasın. Ünlü düşmesini bu şekilde bitiriyoruz ki birçok örneği aktardım. Neredeyse testlerde çıkan her örnek burada sizlere verildi gençler. Bu kitaba bu örnekler eklendi. Şimdi gelelim ünlü türemesine. Ünlü türemesi nedir? Tanıma bakalım. Türkçe'de ünsüzle biten bazı sözcüklere ek getirildiğinde ekten önceki ünlü sesin araya girmesine biz ünlü türemesi diyoruz ve özellikle ünlü türemesi cık cık eki ile meydana gelir. Cık cık küçültme ekidir. Bunu bazı sözcükleri getirdiğimiz zaman orada bir ünlü türemesi meydana gelir. Nasıl? Mesela bakalım. Bir sözcüğüne mesela cık ekini getirin. Bir cık demeyiz ki biricik deriz. E o zaman ne oldu? Buradaki i sesi e türedi. Yine aynı şekilde dar sözcüğüne cıkı getirdiniz. Darcık demezsiniz ki daracık dersiniz. Bak ne oldu? Buradaki a sesi türedi buna ünlü türemesi der. Ya, ya da deriz ki işte Deniz Hoca ya gencecik bir hoca. Bak ne yaptın? Genç artı cik ekini getirdin. Gençcik demiyorsun. Gencecik diyorsun. Yani buradaki e sesini yine türetmiş oldun. Azcık. Azcık demiyorsun. Azıcık diyorsun. Az önce de ben cümlede bunu belirtmiştim. Bak ne oldu? Burada bir ünlü türemesi meydana geldi. Bunlar yine önemli örnekler. Unutmuyoruz. Devam ediyoruz ve diyoruz ki Sözcüklerin pekiştirilmesi sırasında da bir ünlü türemesi meydana gelir. Bak bu da önemli. Mesela sap sağlam deriz. Bazen de sapa sağlam deriz. Sapa sağlam dediğimiz zaman bak burada ne oldu? Ünlü türemesi meydana geldi. Ha sap sağlam dersen olmaz mı? Olur tabii ki. Ama daha da pekiştirmek için sapa sağlam deriz. O zaman ünlü türemesi meydana gelir. Yine aynı şekilde gündüz sözcüğüne bak. Güp gündüz dersen tamam bu kabul. Doğru. Ama daha da pekiştiriyorsun. Diyorsun ki ya güpe gündüz diyorsun. Bak pekiştirdin ne yaptın? Şuradaki e sesini Türeddin, türeddin. Bunu da unutmayacaksın. Şimdi ünlü düşmesini gördük. Ünlü türemesini gördük. Hadi gel bir de ünlü daralmasına bakalım. Ünlü daralması ne? Türkçede A ve E geniş ünlüsüyle biten fiillere şimdiki zaman eki yor getirildiği zaman o sondaki A'nın E'nin daralarak I, I, U, Ü seslerine dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünlü daralması kuralı denir ya da ses olayı denir aklımızdan çıkmasın. Nasıl mı? Bak şimdi. Oynamak sözcüğüne. Ben yor ikini getirsem ne olur? Oynayor diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Diyemiyorum. Oynuyor diyorum. E ne oldu? A, u sesine daraldı. Yani geniş bir ünlüyken dar ünlüye dönüştü. İşte bu yüzden buna ünlü daralması diyoruz. Peki ünlü daralmasını ben unutuyorum hocam. Ya da her sözcüye ben ünlü daralması diyorum. Mesela bu senede ÖSM, TYT Türkçe'de sordu. İki tane örnek verdi. Bunlardan bir tanesi yağıyor. Bir diğeri de geliyor. Bazı öğrenciler burada daralma var zannettiler. E belki de şu anda bir şunuz böyle zannediyorsunuz. Hayır burada daralma yok. Yani şuradaki ı sesi daralma değildir. İ sesi daralma olayı görülmüş bir ünlü değildir. E peki nasıl anlayacağım? Bak şöyle bir kodlama yapıyorum. Başlığımız ne? Ünlü daralması. Ben diyorum ki ünlü daralması bizi darlıyor. Darlıyor. Hadi yazalım. Dar artı la eki artı yoru getirdim. Yani darlamak darlıyor oldu. Bak darlıyor derken bunu darlamak diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Çünkü orijinali darlamaktır. Tamam mı? Ünlü darlaması diye aklınıza kalsın. Ünlü darlaması bizi darlıyor. Bak darlamak oldu darlıyor. Yani daraldı. E aynı mantıkla şimdi bu iki sözcüğe bakalım. Şimdi yağıyor. Bunu o zaman yaga şeklinde alabilir miyim? E alamam. Yazalım. Mesela yağ diye bir sözcük var mı? E yok. Gele diye bir sözcük var mı? Yok geliyor gelemek diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. Dolayısıyla buralarda daralma yoktur. Ama bak şunu diyebiliyoruz. Oynamak diyebiliyoruz. Planlamak diyebiliyoruz. Gülmek diyebiliyoruz. Bak planlamak planlıyor. Gülmek gülmüyor. Görüyor musun? Oluyor. Yani yoru attığımız zaman gülme, planla, oyna diyebiliyoruz. Aynı şekilde boya, gözle diyebiliyoruz. Bak boya diyebiliyoruz. Boyuyor olmuş. E dolayısıyla buradaki U'nun A'dan daraldığını anlayabiliyoruz. Nasıl anladık? E boya dediğim zaman oluyor mu? Oluyor. O zaman burada da daralma var. Gözlemek diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman buradaki Ü nedir? Daralmadır. Kutlamak diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman buradaki U daralmadır. Saklamak diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman saklıyor. Burada daralmadır. Dilemek diliyor oluyor mu? Oluyor. O zaman buradaki E sesi ne yapmış? Daralarak iyi olmuş. Bunu aklından çıkarmayacaksın. Nasıl anlıyoruz? Çok basit tekrar söylüyorum darlıyor dedim ya. Darlamak. Darlamak oluyor mu? E oluyor. O zaman darlıyor. Burada nedir? Ünlü daralmasıdır. Ancak geliyor olamaz. Gülüyor olamaz. Çünkü neden? Gülemek, gelemek, yağmak diyemiyoruz. Diyemiyorsak daralma yok. Böyle temelden aktardım. Zaten buraya da not olarak ekledim. Dedim ki izlemek oluyor mu? Oluyorsa daralma var ama silemek olmuyor. Gördüğünüz gibi burada daralma yok. Yani siliyor dediğimiz zaman oradaki iyi sen daralma olarak almayacaksın. Şu uyarı aklımızdan çıkmasın. Bu sana artı net getirir ki 2023 TYT'de de öğrencilere getirdi. Devam ediyoruz gençler. Bir de yemek ve demek sözcükleri var. Bunlar son derece tehlikeli. Neden? Çünkü gençler bu sözcüklerin kökü yedir dedir. Ama biz diyoruz ki diye Bak diye'yi gördüğün an diyeceksin ki buradaki i aslında e'nin daralmış halidir. Yani demek olmuş diye. Yemek olmuş yiyecek. Dolayısıyla gençler buralarda da direkt ünlü daralması var. Yana birkaç yıldız bıraktım. Testlerde çıkıyor diye, yiye vesaire. Öğrenciler bunu görmekte zorlanabiliyor ama sen şanslısın ki bundan sonra zorlanmayacaksın. Bitti mi? Hayır. Niye sözcüğünde de gençler yine bir daralma vardır. Ne sözcüğünden gelir. Aynı mantıkla bu da niye şeklinde daralmıştır. Aklından çıkmayacak bunlar mükemmel örneklerdi. Şimdi gelelim ünlü değişimine. Ünlü değişim nedir? Bunun iki tane örneği var. Ben ve sen sözcüğü. Şimdi gençler ben ve sen sözcüğüne e yönelme hal ekini getirdiğimiz zaman bene, sene diyemiyoruz. Ha diyenler var onlar yanlış söylüyor ya da ağızdan ağıza söylenebilir bu. Farklı bir şey. Ama bene, sene diye bir sözcük yok. Bak ben sözcüğüne, sen sözcüğüne e, a yönelme hal eki geldiği zaman ne oluyor? Bana oluyor, sana oluyor. Buradaki ses olayına ne deniliyormuş? Dikkat et. Ünlü değişimi deniliyormuş. Ünlü değişimi denildiği zaman hemen aklına bana, sana gelecek. Şimdi bunları da bitirdik ve çok basit olduğunu düşündüğüm büyük ünlü uyumuna geldik gençler. Ondan sonra hızlıca küçük ünlü uyumuna da bakıp bu videoyu bitireceğim. Büyük ünlü uyumu nedir? Eğer bir sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü varsa bundan sonra gelen eklerde de kalın ünlü olmak zorunda. Eğer ince ünlü varsa ondan sonra gelen eklerde ince ünlü olmak zorunda. Biz buna büyük ünlü uyumu diyoruz. Nasıl? Mesela bak incelik sözcüğünü ele alalım. Bunun kökü ince'dir değil mi? Bundan sonra lik eki gelmiş. Bak lik eki derken i ince mi? İnce. İşte gençler biz buna büyük ünlü uyumu diyoruz. Yine aynı şekilde karşılıklı bak karşı burada dikkat ederseniz a da ı da Kalın ünlüdür. Bak dikkat et. Aynı ekbisayar ne oldu? Lık oldu. Kalınlaştı. Karşılıklı. Buna da yine büyük ünlü uyumu deniliyor. Mesela tiyatro sözcüğünü ele alalım. İlk ünlü ne? İyi. Ondan sonra A gelmiş. Uyar mı? Uyumaz. Dolayısıyla tiyatro büyük ünlü uyumuna uymuyor. Sinema uymuyor. Neden uymuyor? Dikkatinizi çekti mi? Çünkü tiyatro, sinema Türkçe sözcük değil. E, Türkçe sözcük olmadığına göre bunlar büyük ünlü uyumuna da büyük ihtimalle uymayacaktır diyoruz. Ve şimdi gelelim küçük ünlü uyumuna. Küçük ünlü uyumun mantığı da şu. Gençler eğer bir kelimenin ilk hecesinde A, E, I, I yuvarlak ünlüleri varsa bundan sonra gelen ünlü harflerinde bu yuvarlak ünlüler olması gerekiyor. Ancak ilk hecede yuvarlak ünlüler varsa yani O, Ö, U, Ü varsa bundan sonra gelecek hecelerde ya U, Ü olacak ya da A, E olacak. Biz buna küçük ünlü uyumu diyoruz. Mesela örneğe bakalım karanlık sözcüğünü ele aldık. İlk ünlü A yani düz ünlü. E düzden sonra A gelmiş, I gelmiş. E o da düzdü. E o zaman burada bir problem yok. Bu uyar. Yorucu sözcüğünü alalım. Bak yorda yani ilk hecede yuvarlak ünlü var. E ondan sonra U gelmiş. E bu da yuvarlak. U da yuvarlak. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu olur. Ancak unutma O'dan sonra O ya da Ö gelemez. O ya da Ö sadece ve sadece ilk hecede olmak zorunda. Mesela otobüs sözcüğünü ele alalım. Otobüs sözcüğüne bak dikkat et. İkinci elde var? O var. Böyle bir şey mümkün değil. Direkt zaten bu küçük ünlü uyumuna bir aykırılıktır. Tekrar söylüyorum. Türkçe'de sadece ilk hecede O ve Ö olmalı. Onun dışındaki hecelerde U, Ü, A, E, ı, I, I şeklinde ünlüler olmalı. Aklımızdan çıkmasın. E, dolayısıyla bu uyuyor. Ancak başvuru uymuyor. Neden uymuyor? Dikkat et. A'dan sonra ne gelmesi gerekiyordu? Şuradaki ünlülerden biri gelmesi gerekiyordu. Ama A'dan sonra ne gelmiş? O gelmiş. Yani yuvarlak dar ünlü gelmiş. Gelir mi? gelmez. A'dan sonra U, Ü gelemez. Ama U, Ü'den sonra A, E gelebilirdi. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Dolayısıyla bu da uymuyor. Galoş. Zaten bak ikinci Ece'de ne var? O var. E, o varsa zaten bu direkt uymuyor. Küçük ünlü uyumuna. İşte gençler biz buna küçük ünlü uyumu diyoruz. Ve şimdi ses bilgisinin ikinci bölümü. Ama onu ikinci videoda aktaracağım. Ve gelelim videonun başına yazmış olduğum şu cümleye gençler. Bunu neden yazdım? Bunu unutmayacaksın. Devrim azıcık benziyor bana. Bu bir kodlama gençler. Bu kodlamayı her zaman aklına tutacaksın. Neden? Çünkü bak devrim derken şöyle bir kalemi değiştireyim. Devirmekten ne olmuş? Devrim olmuş. Yani burada ne vardır? Bir ünlü düşmesi söz konusu. Bu tamam. Peki azıcık derken burada hangi ses olayı var? Az artıcık aradaki ı ne olmuş? Türemiş. Yani şurada da bir ünlü türemesi söz konusu. Devam edelim. Benziyor. Benziyor da ne var? Dikkat et. Bu sözcüğün kökü benizdir. Bak benizden benzemek olmuştur. E, dolayısıyla şimdi ben benziyor diyorsam buradaki iyi ne olmuştur? Düşmüştür. Yani burada bir kere ünlü düşmesi söz konusu. Peki benzemek derken ne olmuş burada? i olmuş. E, dolayısıyla burada da ne vardır? Bir daralma söz konusu. Peki bana sözcüğünde ne var? Ben sözcüğü ne olmuş burada? Bana olmuş. Yani burada da bir ünlü değişimi söz konusu. Onda tam olarak şurada göstermiştik. Tekrar edeyim. Ünlü değişimi gençler ben ve sen sözcüklerine meydana gelir. E dolayısıyla burada da ünlü değişimi söz konusu. Dolayısıyla devrim azıcık benziyor bana bu videonun kodlaması. Devrim azıcık benziyor bana kodlamasıyla ünlü harflerdeki ses olaylarını tamamen aklınızda tutabilirsiniz diyorum ve böylelikle ses bilgisinin birinci bölümünün sonuna geldik gençler. Burada ünlü harflerle meydana gelen ses olaylarını tüm ayrıntılarıyla sizlere aktardım. Biraz uzun olmuş olabilir ama istedim ki her örnek olsun bu notlara, bu videoya çalışan öğrenciler testlerdeki her kelimeleri kolaylıkla görebilsin. Doğru cevaba hızlı bir şekilde ulaşsın. Dolayısıyla mükemmel bir ders olduğunu düşünüyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Bu kanala abone oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz. Ve unutmayın gençler bu kamp iki kitaptan ilerleyecek. Video ders kitabı artı Dil Soru Bankası. Onların da linkini yine ben videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Birinci günü böylelikle tamamlamış olduk. İkinci günde görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.